Kahramanmaraş depremlerinin ardından Elazığ'da da peş peşe depremler meydana geldi. 17 Şubat günü saat 18.34'te Merkezüstü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın yanı sıra ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almazken vatandaşlar korku dolu dakikalar yaşadı. Depremin ardından bölgede yer alan fay hattında yarıklar meydana geldi. Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kanık ve Elazığ Belediyesi Jeoloji Mühendisi Özkan Sarısu bölgede incelemelerde bulundu. Uzmanlar bölgede oluşan olayın zemin sıvılaşması olduğunu tespit etti. Bugün Yolüstü köyünde halkımızın tedirgin olduğu, meydana gelen yarıklarla ilgili basına da düşen endişelerini giderme adına bir heyet oluşturduk. Üniversiteden Hocamız Mustafa Kanık, Elazığ Belediyesi'nden meslektaşımız Özkan Sarusu ve o da temsilcisi olarak yerinde incelemeler yapmak adına olay yerine gittik. Yaptığımız incelemeler sonucunda halkımızı tedirgin edecek ya da edecek bir durum olmadığını, deprem sonucu meydana gelebilecek bir sıvılaşma örneğinin yüzeye yansımasını e, görmüş olduk. Sadece bizim için işin ilginç tarafı 4.6 şiddetinde e, olan bir depremde bunu meydana gelmesi. Çünkü e, sıvılaşma olayı genelde 5.5, 6 ve daha yüksek şiddetlerdeki depremde meydana gelen bir olay. E, bunu da e, olayın Fırat Nehri'nin kenarında yakın bir yerinde gerçekleşmesi, güncel alüvyonlarda olmasından kaynaklı olduğunu, e, zeminde bulunan kumun titreşim halinde aynı zamanda su, suyun da bulunmasıyla birlikte titreşim halinde bulunduğu en zayıf noktadan yer yüzeyine çıkması. Yani orada kumun yer yüzeyine çıkma şeklinde e, oluşması, kum konilerinin gözlenmesi sıvılaşmanın bariz bir örneği. E, güzel bir gözlem çalışması oldu. Bu da e, deprem bölgesinde incelemeler yapan, çalışmalar yapan meslektaşlarımız için e, güzel bir bilimsel destek olur inşallah. Korkulacak bir, şey yok. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Oradaki yaşayan köylerimiz de aynı şekilde. E, tedirgin olacak bir durum yok. Herhangi bir yeni bir fay kırığı ya da yarı falan değil. E, sadece e, jeolojik olarak meydana gelmiş bir sıvılaşma örneği.